Diğer kontrollerden mesela işimize yarayacak olan web kontrolü görelim arkadaşlar. Microsoft web tarayıcısı diyorum ve şu kısma web tarayıcımı koyuyorum. Daha sonra bir tane komut butonu yazıyorum ve bunun adını görsel eğitim diyorum. Mesela buna tıklandığı zaman görsel eğitim web sitesine gitsin. Bakınız şu anda hiçbir sayfayı göstermiyor. İki defa tıklıyorum arkadaşlar. Web kontrol 1. Bir bakalım arkadaşlar bunun adı neydi? Web browser 1'miş. Web browser 1 nokta ve özelliklerine giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada navigate var. Gideceğiz sitelerin adreslerini buradan yazıyoruz. İleri geri fonksiyonlarını buradan yazıyoruz. Mesela navigate diyelim. Eşittir diyorum. Eşittir kullanmıyorduk burada. Evet. HTTP dedim. www.görseleğitim.com dedik arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Tıklıyorum arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi görsel eğitim sitesine bağlanıyor. Evet. Sitemize bağlandı. Şimdi tekrar tasarım moduna geldim. İyice açıyorum arkadaşlar ebatlarını. Ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi tasarım modundan çıktığımızda bu şekilde bir Excel dosyasının içerisinde bir web sitesinde gömebilirsiniz bu kontrol sayesinde. Şimdi browser'ımızın özelliklerine gelelim arkadaşlar. Toolbar eksi yapmış. Bir yapalım. Ve şimdi tekrar çalışıyorum arkadaşlar. Tekrar kontrolümüze dönüyoruz. Bu kısımdaki kontrolleri arkadaşlar birçoğu bizim Internet Explorer'da yani şu kısımda gördüğümüz gibi değil. Olmamasının sebebi arkadaşlar mesela örneğin geri tuşu yaptığımız zaman ya da refresh yaptığımız zaman tekrar web browser 1 nokta refresh diyoruz. Şimdi tekrar çalışıyorum arkadaşlar. Bakınız komut butonuna tıkladıkça kendini refresh ediyor. Tıpkı bizim Internet Explorer'da kullanmış olduğumuz bu refresh butonu gibi.